Evren gerçekten de düşündüğümüz kadar büyük mü? Yoksa onun içinde mesafeleri bir anda aşmamızı sağlayacak gizli yollar var mı? Peki ışık hızını aşmak gerçekten mümkün mü? Bilim insanları ve araştırmacılar solucan delikleri, negatif enerji, manyetik rezonans ve kuantum mekaniği gibi kavramlarla bu sorulara yanıt arıyor. Bugün sizlerle zaman ve uzay arasındaki sınırları aşabilecek teorileri konuşacağız. Zaman kontrolü üzerine teorik modelleri, fiziksel sınırları ve geleceğe dönük bilimsel yaklaşımları inceleyeceğiz. Zamanı bükmek, ışık hızını aşmak ya da solucan deliklerinden geçerek galaksiler arasında sıçramak. Bunlar yalnızca bilim kurgu yazarlarının hayal dünyasına mı ait, yoksa fizik kurallarının derinliklerinde saklı potansiyel gerçeklikler mi? Göllük teorisi ve kuantum mekaniğinin sunduğu sınırları zorlayarak zamanın ve uzayın doğasını keşfetmeye devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Işıktan hızlı yolculuk ve zaman kontrolü gibi konular, bilim insanlarının sınırları zorlamasını gerektiren konular arasında. Günümüzde bu fikirleri test etmek için yeni teorik yaklaşımlar geliştiriliyor. Peki zamanı ve uzayı bükmek nasıl mümkün olabilir? İşte gelecekte uygulanabilir olabilecek bazı ilginç teoriler. Bunlardan ilki kuantum geçitleri ve kütle çekimsel alanların manipülasyonunu içermektedir. Evrenin temel yapı taşlarından biri kuantum mekaniği ve onun garip kurallarıdır. Kuantum dolanıklık gibi olaylar, iki parçacığın birbirlerinden ne kadar uzakta olursa olsun anlık olarak birbirleriyle bağlantılı olmasını sağlar. Bu ilke bilgi aktarımı için büyük bir potansiyele sahiptir. Peki ya uzay zamanı kendisini manipüle etmek için de kullanılabilir mi? Kuantum dünyasında parçacıklar sürekli olarak var olup yok olurlar. Bu olaya vakum dalgalanmaları denir ve boşluk enerjisi madde olmadan bile var olabilir. Eğer bu enerji kontrol altına alınabilirse belki de uzay zamanın yerel olarak bükülmesini sağlamak mümkün olabilir. Bu noktada solucan delikleri evrenin iki uzak noktasını birbirine bağlayan teorik tünel görevi görür. Ancak bu tüneller çok kararsızdır ve hemen çökmeye meyillidir. Stephen Hawking'in teorileri bu tür yapıların kuantum etkileriyle dengelenebileceğini öne sürmektedir. Eğer vakum dalgalanmalarını kullanarak küçük bir solucan deliği kararlı hale getirilebilirse belki de gelecekte zaman ve uzayda seyahat edilebilir. İkinci yaklaşım, yapay negatif kütle ve egzotik malzemelerle alakalıdır. Fizikte kütle dediğimiz şey bir nesnenin ağırlığını ve hareket kabiliyetini belirler. Einstein'ın genel görelilik teorisi uzay zamanın madde ve enerji tarafından bükülebileceğini söyler. Alcubierre warp sürücüsü negatif kütle kullanarak uzay zamanının önünde büzülmesini ve arkasında genişlemesini öngörür. Böylece bir uzay gemisi ışık hızını aşmadan ışıktan daha hızlı gidebilir. Peki bu negatif kütle nasıl üretilebilir? Şu an için laboratuvar ortamında negatif kütleye sahip bir madde üretilememişti. Ancak Casimir etkisi gibi kuantum olayları bu tür egzotik malzemelerin varlığına işaret edebilir. Bazı deneylerde negatif enerji yoğunluğuna sahip küçük bölgeler gözlemlenmiştir. Ancak bunların pratik kullanımı henüz mümkün olmamaktadır. Ayrıca diyelim ki bir solucan deliği açtık ama çıkış noktasının istediğimiz yer ve zamana gittiğinden emin olamıyoruz. Kontrol edilemeyen bir kapı bizi geçmişe, geleceğe ya da evrenin bambaşka bir yerine fırlatabilir. Üçüncü olarak kuantum alan teorisi üzerinden zaman akışının kontrolünü tartışalım. Zamanın herkes için aynı hızda aktığını düşünmek günlük hayatta doğru gibi görünebilir. Ancak fizik yasalarına göre zamanın akış hızı sabit değildir. Yer çekimi, hız ve enerji yoğunluğu gibi faktörler zamanın nasıl aktığını değiştirmektedir. Bu etkiler genel görelilik ve kuantum mekaniği tarafından öngörülmüş ve deneysel olarak doğrulanmıştır. Kara deliklerin güçlü kütle çekimi zamanın daha yavaş akmasına neden olur. Eğer bir astronot bir kara deliğin yakınında vakit geçirirse onun için dakikalar geçerken dünyadaki insanlar için yıllar geçebilir. Bu etki zaman genişlemesi olarak bilinir ve doğrudan ölçülebilir bir fenomendir. Bunu daha iyi anlamak için bir örnek sunacak olursak, diyelim ki ikizlerden biri dünyada kalırken diğeri güçlü bir yer çekimi alanına sahip bir gezegene gidiyor. O gezegende zaman daha yavaş aktığı için uzaya çıkan ikizimiz dünyaya döndüğünde çok daha genç kalmış olur. Eğer bir uzay gemisi zamanın daha hızlı aktığı bir enerji alanı oluşturabilirse zaman genişlemesini kontrol eder ve bu teorik olarak mümkündür. Eğer büyük bir enerji alanı oluşturabilirsek uzay zamanı yapısını etkileyebiliriz. Ancak pratikte bu tür bir enerji yoğunluğunu nasıl oluşturacağımız henüz bilinmemektedir ve mühendislik olarak aşılamaz problemler vardır. Bir diğer alternatif yöntem ise elektromanyetik alanlar ve kuantum mekanikleriyle zaman akış hızını değiştirmektir. Örneğin elektrik ve manyetik alanların atomlarla etkileşime girdiği bir rezonans oluşturulursa bu etki zamanın akış hızını değiştirebilir.
Elektromanyetik alanlar parçacıkları hızlandırarak onların enerji seviyelerini değiştirebilir. Eğer çok güçlü bir manyetik alan oluşturulursa, kuantum seviyesinde zamanın akışında değişiklikler meydana gelebilir. Kuantum dünyasında parçacıklar belirli frekanslarda titreşir ve salınımlar yapar. Bu salınımlar uzay zamanı dokusunu nasıl etkilemektedir? Bazı deneylerde kuantum vakum dalgalanmalarının uzay zamanın belirli bölgelerinde zamanın farklı hızlarda akmasına neden olabileceği öne sürülmüştür. Eğer bu durum kontrol edilebilirse bir gün zamanın belirli bölgelerde farklı hızlarda akması sağlanabilir. Manyetik rezonans alanları kullanarak bir nesnenin veya uzay gemisinin çevresine kuvvetli elektromanyetik alanlar oluşturduğumuzu düşünelim. Bu alanlar uzay zamanı dokusunu hafifçe büker ve nesneyi farklı bir zaman akışına bağlar. Böylece ışık hızını geçmeden ışıktan daha hızlı bir şekilde hareket etmek mümkün olabilir. Bunu bir örnekle açıklayacak olursak, bir nehir düşünün. Eğer nehrin akışına karşı kürek çekerseniz yavaş ilerlersiniz. Ama nehirde bir girdap oluşursa bu sizi çok daha hızlı bir şekilde ileri fırlatabilir. Manyetik rezonans teorisi de tam olarak bunu öngörmektedir. Zaman yolculuğu ve anti yer çekimi konularıyla ilgilenen bazı araştırmacılar UFO teknolojisinin elektromanyetik alanları kullanarak bu tür bir yolculuk yapabileceğini düşünmektedir. Peki bu motorlar nasıl çalışır? Dairesel olarak dizilmiş halozenik tüpler içerisinde yüksek hızlı plazma akımları döndürülür. Bu plazma akımları çok yüksek frekanslara ulaştığında uzay zamanının dokusunu bükerek alternatif bir zaman akışı meydana getirir. Eğer bu etki yeterince güçlü olursa uzay zamanının içinde kayarak farklı zamanlara ya da mesafelere gidebiliriz. Ancak bu yanlış yapılırsa ağır yerçekimsel çöküşler, zaman akışındaki bozulmalar ve hatta bir kara delik etkisi meydana getirilebilir. Bu noktada elektromanyetik alanları daha iyi kontrol etmek ve uzayın titreşim frekanslarını daha iyi anlamak belki de evrende ışık hızını aşan yolları keşfetmemizi sağlayabilir. Şu anki teknolojiyle zaman kontrolü veya ışıktan hızlı seyahat etmek zor olsa da bu konuların araştırılması için bazı kilit alanlar öne çıkmaktadır. Bunlar parçacık hızlandırıcıları, kuantum vakum dalgalanmalarını ve egzotik parçacıkları inceleyerek yeni zaman manipülasyon tekniklerine ışık tutmaktadır. Yerçekimi dalgaları ve çerçeve sürüklenme etkisi de dikkate değer bir araştırma konusudur. Süper iletken ve plazma deneyleri de manyetik alanların ve plazma rezonanslarının zaman akışı ve kütle çekimle olan ilişkilerini test etmekte önemli bir araç sunar. Bu alanlarda ilerleme kaydedildikçe ışıktan hızlı seyahat veya zaman kontrolüne dair daha somut veriler elde edebiliriz. Zamanın ve uzayın manipüle edilmesi yalnızca teorik değil, aynı zamanda mühendislik ve enerji gereksinimleri açısından da büyük bir meydan okuma anlamına geliyor. Daha önce incelediğimiz yaklaşımlar, Alcubierre warp sürücüsü, solucan delikleri, dolaşan ışık ışınları, kozmik sicimler ve zaman bükülmüş alanlar, hepimizin hayalini kurduğu yıldızlar arası yolculuğun kapısını aralayabilecek teorik çözümler sunuyor. Ancak bu yaklaşım pratik engellerle karşı karşıya. Işıktan hızlı yolculuk için gereken enerji mevcut teknolojilerle üretilemeyecek kadar büyük. Negatif enerji yoğunluğu ve egzotik maddeler gibi kavramlar da hala deneysel olarak doğrulanmadı. Solucan delikleri ve zaman bükülmüş alanlar gibi yapıların uzun vadede stabil kalıp kalmayacağı da belirsiz. Ayrıca nedensellik paradoksları zamanın geri akmasına neden olabilir ve geçmişin değiştirilmesi gibi felsefi ve bilimsel paradoksları da yol açabilir. Bu zorluklar teorik olarak mümkün görünen çözümleri pratik olarak erişilemez kılıyor. Ancak fizik bilinmeyene meydan okumak demektir. Dolayısıyla bu sınırları zorlamaya devam ediyoruz. Zaman kontrolü ve ışıktan hızlı seyahat yalnızca teknik bir mesele değildir. Aynı zamanda etik ve felsefi sorunları da beraberinde getirir. Zaman yolculuğu mümkün olursa geçmişi değiştirme hakkımız olacak mı? Evrenin temel doğası, zamanın yönü ve insanın varoluşu hakkında yeni sorular ortaya çıkar mı? Zaman manipülasyonu bir gün kontrol altına alınırsa bu teknolojiyi kimler kullanabilecek? Eğer insanlık ışık hızını aşabilirse yıldızlar arası medeniyetlerin kapısını açabiliriz. Ama bu ne zaman mümkün? Negatif enerji üretmek mi, manyetik rezonans alanları mı, yoksa bambaşka bir teknoloji mi çözüm olacak? Bu noktada düşüncelerinizi mutlaka belirtin. Bu teoriler gerçek olabilir mi? Gelecekte ışık hızını aşan bir teknoloji mümkün mü? Sizce uzaylılar zaten bunu keşfetmiş olabilir mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.